Damar denince aklınıza ne geliyor? Vücudumuzun trafik yolları değil mi? Peki damarlarımız olmasaydı ne yapardık? Arkadaşlar, damarlarımız olmasaydı vücudumuzun hiçbir yerine oksijen ve kan iletilmezdi. Ve arkadaşlar, vücudumuzun hiçbir yerine oksijen ve kanın gitmemesinden dolayı hiçbir hücremiz, hiçbir organımız işlevini yerine getiremez ve ölürdü. Bunun yanında biz de hemen ölürdük. Peki damar yolları bu kadar önemliyken Türkiye'mizde, ülkemizde damar yollarından, damar tıkanıklığı yollarından ölen insanların sayısı neden bu kadar yüksek? Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacağım konu damar yolları tıkanıklığını açan 10 besin. Videomu özellikle iyi bir şekilde izlemenizi ve dinlemenizi öneriyorum. Çünkü damar yolu tıkanıklığından genç, yaşlı, sigara kullanan, kullanmayan birçok sağlıklı yaşayan insan bile bu şekilde ölebiliyor. Badem, E vitamini, çözülebilen lif ve tekli doymamış yağlar açısından oldukça zengin olan badem, içerdiği antioksidanlar sayesinde damarlardaki hasarı engeller. Bademin önemi çok arkadaşlar. Zerdeçal, zerdeçal damar temizliğinde en etkili baharatlardan biridir. Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller. Üçüncü meyvemiz ve bitkimiz nar. İçeriğinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde nar kan akışını arttırır ve damarların tıkanmasını önler. Yeşil çay. Yeşil çay damarlara hasar veren oksidatif stresi azaltır ve damarları temizler. İçerdiği antioksidanlar kolesterolü düşürür ve bu sayede kalbi korur. Yulaf. Yulaf kolesterolü düşürür ve damarları temizler. Öğünlerinize yulafı eklemenizi öneririz. Bunun yanında da lif etkisi vardır arkadaşlar, güçlendirici lifleri. Açai üzümü. Belki çoğunuz duymamışsınızdır bu üzümü. Özellikle kolesterolü düşüren bu meyve kan akışını dengeler ve bu sayede kalp için çok faydalıdır. Tarçın. Antioksidan deposu olan tarçın kandaki şekeri düşürür ve bu sayede damar içindeki çok faydalıdır. Günde bir çay kaşığı tarçının kandaki yağ oranını %26 oranında azalttığı kaydedilmiştir. Biliyorsunuz arkadaşlar, özellikle tarçın kış aylarında boza ve salebin üzerinde arkadaşlar serpiştirilerek kullanılır. Bu yönden kış aylarında özellikle tüketme ihtimalimizin yüksek olduğu bir madde, bir bitki. Bunun yanında tarçının çayı yapılıyor arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Kış aylarında özellikle bu meyveleri, bu bitkileri tüketerek vücudunuzdaki damar akışını, damar tıkanıklığı riskini daha aza indirebilirsiniz. Zeytinyağı. Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür. Evet arkadaşlar, Akdeniz bölgesinde özellikle ve Ege bölgelerinde zeytin ağaçları ve zeytinyağı gerçekten hem geçim kaynağı hem de en çok kullanılan arkadaşlar yemeklerde yağ olarak kullanılan malzemelerden biridir. Bunun yanında zeytinyağı bildiğiniz gibi şampuan olarak da, yani sabun olarak da kullanılmakta ve vücuda ve saça büyük etkileri, büyük faydaları olmaktadır. Onun için yemeklerinizde ayçiçek yağından çok zeytinyağına yönelirseniz damar tıkanıklığınız azalır. Bunun yanında kalp krizi riski ve kolesterol gibi sıkıntılarınızın olması daha da düşer arkadaşlar. Brokoli, K vitamini. Lif açısından zengin olan brokoli kolesterolü ve tansiyonu düşürür. K vitamini damarlardaki kalsiyum seviyesini dengeler. Arkadaşlar, brokoli gördüğünüz zaman "aa bu ne" falan diyebileceğiniz bir madde olmasına rağmen tat bakımından da biraz tatsız tutsuzdur. Bunun üzerine limon, tuz, birkaç arkadaşlar böyle madde serpmelisiniz ki belli bir tadı olsun, yensin. Onun için arkadaşlar brokoli pek sevilmez ama yediğiniz zaman faydasını görüyorsunuz. Son olarak kuşkonmaz. Kuşkonmaz damarlardaki baskıyı azaltır ve bu sayede kan akışını hızlandırır. Ayrıca damar tıkanıklığı ve enflamasyona daha da iyi gelir. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, bunların içinde genelde damar tıkanıklığını önleyen maddelerin içinde bitkiler ve meyveler var. Yani sebzeler ve meyveler var arkadaşlar. Her şeyin çözümü doğadadır. Gördüğünüz gibi bakın, kuşkonmaz,
brokoli, bunun yanında zeytinyağı hepimizin bildiği, tarçın, kış aylarında çok kullandığımız, açar üzümü belki bunu bulamazsınız. Diğer dokuzunu yapın, bu da eksik kalsın bari. Yulaf, yulaflar satılıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yeşil çay, bakın faydasını görün. Nar, meyve hepimizin sevdiği, hatta çocukluktan beri arkadaşlar bilmecesi sorulan bir şeydir. Pazardan aldım bir tane, eve geldim bir tane diye, bin tane diye narın çok etkisini, çok meyvesini yemişizdir. Bunun yanında zerdeçal arkadaşlar, bunlar bakın bitki, sebze bunlar genelde. Bunlar doğada bulabileceğimiz, çoğu aktarda bulabileceğimiz şeyler. Badem biraz pahalı olabilir ama arkadaşlar günlük 2-3 tek de olsa yiyip vücudunuza, bünyenizden faydasını görebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Dertli Bestekar kanalından hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu arkadaşlar gerçekten beğenerek ve yorum yaparak ve daha çeşitli şeyler yapmamı isteyen varsa bunu da yorumda belirterek gerçekten bana çok yardımcı olursunuz. Bunun yanında da emeğime karşılık bana karşı bir arkadaşlar.